Anlı mı lan? Aaaa! Kimle alakalı sevim? Yayınlanmış. Britney Spears Türk işi. İnterneti düzeltiyoruz, bilgisayar takıldı amına koyayım. Ya GGM dedin lan! Abartmayın siz de! Hadi kanka bize kurduk ya. Mustafa'nın profil resmine bak. Başlayalım mı kral? Net. Sen var ya, mahvoldun, haberin yok. Senden bana bir görev gelecek. Aleyna Tilki mi bu? Aleyna Tilki. Benim fotom da çok iyi bu arada. Aleyna Tilki ve Mustafa Emre Yıldız meşleşti şu an. Görevi kim verecek? Umarım ben veriyorum. Yetkim sen veriyorsun kardeşim. Forma mı? Hasta la vista. O ne ya? Ver lan görevi. Senin mi benim mi daha çok giderimiz var, neden? Dış görünüş olarak mı? Yetkin yerle ileteceğim. Bilmiyorum ya, hastasını adamlar olduğumuz için farklı şeylere, kitlelere hitap ettiğimizi düşünüyorum. Evet, aslında şey, popülasyonu aynı hedef kitleyi paylaşmak yerine farklı hedef kitleleri evet. Buluşturuyoruz, sonra da aramızda dönüyoruz. Aynen öyle. Tamam mı? Ha? Ve mesela şöyle şeyler oluyor, Yetkin Anadolu'ya... Mesela Anadolu yakasına taşınıyor, bana şey yazıyor. Anadolu yakası bu kadar iyi iki çapkını nasıl taşıyacak lan? Arkadaşlar tamam ya, ezan okunuyor. Ezan diyorlar. Ondan sonra saygısızlık etti falan diyecekler. O yüzden durdurdum müziği. Siz de ezan okunuyor, gülme, ezan okunuyor, şunu yapma, bunu yapma falan filan muhabbetine girmeyin. Herkes birbirine saygılı olsun. Belki adam rahatsız oluyor benim o sırada bir şey yapmamdan. Ben de o yüzden durdurdum yani. O yüzden herkes... Bizde şey var bence. Aynı anda aynı uçağa binmiyoruz. Coca-Cola'nın aynen sırrını öyle. Bilen iki aynen kişi öyle. Gibi. Bu kadar bilgi... libido kaybını dünya aynı anda kaldıramaz diye. Şey olur yani, popülasyonda düşüş olur. Yapıştır. Deniyoruz şu an. Yetkin yanıtlıyor. Mustafa senin arkandan konuşsa hangi konu hakkında konuşuyordur? 3 örnek konu başlığı söyleyin. 1. Aynı kişiye yürümek. 2. Aynı kişiye bile yürümek. Hani birincisinde bilinçsiz de denk geliyor. Çünkü bir şekilde... Olur evet hayatta. Oluyor. Hayat bu yani. 2. Bilmeme rağmen yürümem. Ve ona da haber verip yani. 3. Mükemmelliyetçiliğim. Ne alaka ya? Ne diyeceğim mesela Berçan'a böyle yapacağım. Yine Yetkin kafamız illa oraları her yeri parlayacakmış. 4 saattir cam siliyorum. Böyle bir şey mi diyeceğim mesela? Niye ben kendimi niye... Kendimi kolumla... Sanki evde bütün gün yerleri siliyoruz. Yetkin oldu vallahi, olmadı. Mikropları görebiliyorum. Bir daha. Böyle demezdim. Amonyakla sileyim. Şey derdim muhtemelen. Arkandan konuşmuş olmazdım ki. Goy. Bunların ikisini konuşurdum. Doğru ben yaptım. Diyorum işte, kendi aramızda konuştuğumuz şeyler zaten. Bir daha bas bakalım. Yapıştır. Mustafa güç sende artık. Yetkin 30 saniye boyunca sana teslim olup senin kölen olacak. Ne istersen yaptır bakalım. Başladı 30 saniye. 30. 20. Sırtıma masaj yap, biraz da kaşı verin. Ne var bu? Dünyanın en dandik 30 saniyelik köleliği. Ya yeter kardeşim ya, ne yaptın ki, ayağımı da öptün. Quick sex 30 saniye. Sırtım biraz kaşıyor. Sağ altlara doğru. Evet, sağ alta doğru. Kanatlarına evet, biraz sola doğru. Kanat mı? Sende kanat mı var? Olmaz ya? Mı kardeşim? Üf kanat ver. Kardeşim ben spor konusunda asla yalan söylemem. 10 numara bir kadın var. 30 saniye biraz daha var. 15 saniyesi var herhalde. Evet kulunçları aça doğru. Üste doğru evet. Yeterli kardeşim, harbiden de yaptım. Harbiden de yaptım. Hem de bizim tarzımızda. Hem de bizim tarzımızda. Bak geliyor. Yaptı. Benim kaç puanım oldu? Gerçekten ya? Yaptı mı? O zaman Yetkin'e 5 puan kazanıyor. Yaptı. Bu arada bu arayüzü aşırı sevdim. Dönüyor. Yapıştı. Aleyna Tilki'yle sen çıkıyorsunuz. Telefonu cebine koy, görevine başla. Yetkin birine mesaj atmak için kullandığı en yaratıcı bahaneyi anlatsın. Ne yazmıştı, nasıl geri dönüş aldı, işe yaradı mı? Detaylar lütfen. Lütfen o kadar hoşuma gitti ki. Bir detaylar... oyundan lütfen almak o kadar hoşuma gitti ki. Açık biz o. Biz böyle nezakete aç bir milletiz. Aynen öyle. Ben hele aşırı açım. Lütfen, rica ederim. Ruhuna dokunuyor mu? Ruhuma dokunuyor. Şu an var ya, bir kelebek gibiyim. Tamam, kozasından sen... yeni çıkmış, uçmayı yeni öğrenen bir kelebek gibiyim. Cevabını verecek misin? Burada beni oyalayacak mısın? Düşünüyorum şu an cevabı. Kanka sıfır yaratıcı bahane. Ben full mesela Instagram'dan giriyorum profiline. En açık fotoğrafını bulup yollayıp ateş emojisi atıyorum. Dümdüz, sıfır yaratıcılık. Hiç bahane yok mu? Ya bir mesela şeyler falan daha eskiden belki yapmışımdır düşünüyorum bahane. Kesin yaptın şey. Bence kolpa kanka asla bahane bulmuyorum çünkü
Ne gerek var? Yaptı. Harbiden de yaptı. Pop Stories'i biliyorsun kardeşim. Haber lan. Tamam, hoş geldin. Arkadaş grubumuzun IQ'su en yüksek, en zeki kişisi kim? Sebepleriyle anlat. Ben. Doğru. Ben. İstiyorsanız doğru. Sebeplerini anlatayım. Yiyen varsa gelsin IQ testi. Doğru doğru anlat. Ben yaptım IQ testini. Abartıda yüksek çıktı. Siktir tamam, oradan sebeplerini aman anlat. Tamam, sebeplerimi anlatıyorum. Bu skoru geçebilecek bir Allah'ın kulu olduğunu düşünmüyorum. Kaç lan skoru? Bu IQ testi falan yaptırmadı amına koyayım. Niye yalan söylüyor? Yaptırmadım hayatımda. O anında puanı veriyorum. Yaptık testi. Yaptık arkadaş, testi abi. Kimse arkadaş grubumuzda en zeki kim sence? Mustafa Emre Yıldız. Hayır ben diyeceksin. IQ testi. Dedi ben diyeceksin. Mesela diyeceksin tamam doğru söylüyorsun. Evet bitti. Tartışma kim sence cidden? Ki. Ben. Tamam eyvallah. Orada. Hadi yola. Gel kapışalım. Lan ne kadar iyimser bir ikili ya. Oynamaya devam et. 10 numara sardı bu arada. Harbi sardı. Sabaha kadar oynarım. Bir şey söyleyeceğim harbi oynarım. Mustafa aranızdan kimin date'e çıkmak için arkadaş ekme rekoruna sahip olduğunu düşünüyor. Dobra dobra açıklayayım. Yetkin boy. Aynen. Hiç gerek yok. Ölümüne. Karşı taraftaki kişi birisi ve tanımıyorsun ve nasıl tepki vereceğini bilmiyorsun. Biz aynen yine buradayız. Ama aynen. Bu çocuklar benim yıllardır arkadaşım yani. Beni biliyorlar. Bir gün goy goyluyoruz. Yani. Bir gün goy goyluyoruz. Şöyle bir mesaj gelmiş işte bana. Diyorum ki kanka ne dersin hiçbir şey demezsin. Aynen, ama öyle. Genelde böyle olmaz. Ben sizi tercih ederim çünkü sarmıyor öbürleri. Kardeşim benim. Verdim puanı bu arada geçtim ben. Yetkin sensin çünkü. Meydan Berkcan da olabilirdi bu arada. Yok Berkcan olmazdı. O ayarlandı. Berkcan'ın taktiği o değil. Evet Berkcan'ın taktiği o değil. Hazır mısın? Hadi bakalım ne geldi. Yapıştırıyorum. Rus ruleti şeyi Rus aldım. Deyince bir yükseldim. Sarıyor. Çisil hoş geldin. Teşekkür ederim. Yetkin yıllar önce sevdi ama kavuşamadı. Mustafa şimdi o kişiyle bilmeden sevgili oldu. Yetkin bu durumu onunla yüz yüze tanıştığı anda öğreniyor. Tepkisi ne olur? En ince detaylarına kadar açıklasın. Ben yıllar önce aşık olmuşum. Sen aşıksın ben bilmeden o kızla sevgili oldum. Ben kızla sevgili olmamışım. Yok sen aşık. Aynen platonik. O zaman yapacak bir şey yok. Beni biliyorsun. Ama yani şu anda da seviyorsun galiba Yetkin'in evet. Öyle yüz yüze görünce fark ediyorsun. Hanımefendiyle bir polis geldi başında. Yat yat. Hala aşığım. Ya, muhtemelen aşıksın evet. Sen ama sevgili olmuşsun. Evet. Yapacak bir şey yok artık yengemizdir. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle net. Hiç mesela içeriden bir böyle bir sinirlenmece, bir haset, tavır koymaca. Tamam, kardeşim kaçsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk benim ev arkadaşım. Ben de izleyeyim dedim de. Harbiden bu ne kadar sıkıcı bir video olmuş. Yok mu şöyle birbirinizi yere mere yatırdığınız bir şey? Vanfini Ping Pong hiç izlemediniz mi abi? Böyle aksiyonlu mu? Ne izledin mi daha önce bunu? Var mı buradan sonrasında bir olay? Şey var, kuruluk olayı var orası. Arkadaşlar. Tamam kapatıyorum. Tamam kapatıyorum.